Evet, aslında şöyle düşünebiliriz. Yani ben şu anda özellikle artırılmış gerçeklik alanında TÜBİTAK'ın hakem olarak atadığı bir kişi olarak konumum itibariyle farklı projeler görme şansım oldu. Mesela inşaat projeleri gördüm. Özellikle yurt dışı tabanlı Türkiye'de de ofisi olan girişimci arkadaşların, belki biraz önce sorduğun sorunun da cevabı olacak, küçük girişimci arkadaşların yapmaya çalıştıkları inşaat ve imalat alanında. Yani bir şeyleri arttırılmış gerçeklikle müşteriye gösterme, köprü, kiriş ya da benzeri çalışmaları HoloLens'te özellikle gördüğüm ve hakemliğini yaptığım çalışmalar oldu. Ben bu tip çalışmalara kişisel olarak çok destekliyorum, olması gerektiğini düşünüyorum. Bunun dışında diğer bir hakemlik çalışmamda, hakemlik yaptığım sırada kalıp tasarımında bunun kullanıldığını gördüm. Yani araba kalıbı tasarlıyorsunuz. Elinizde araba kalıbı ürünleri şeyi var, modeli var. Şimdi bu modelde bir hata olursa çok yüksek paralar kaybedebilirsiniz. Hata olmaması gereken bir şey ve hata olmaya çok açık bir şey. Bunu arttırılmış gerçeklik kullanarak mesela ustanın önüne tekrar koyup 3 boyutlu olarak görüp döndürerek hareket ettirmesini sağlamanız söz konusu. Bu durumda usta ya da bu kalıbı yapan kişi ya da kontrol eden kişi hatalı bir durum olduğunu fark etmesi söz konusu ve bu size büyük bir kar sağlama hedefi, amacı var. Hatta buna tasarım 4.0 demişler. Endüstri 4.0'la bir şekilde eşdeğer düşünmüşler. Bunun dışında hepimizin bildiği gibi Amazon muazzam paralar kazanıyor. Yani şu saniyede kazandığı para miktarı büyük ölçülerde. Tabii büyük bir sistemi var. Bunu dronlarla kontrol ediyor. Şimdi bunun dışında ihtiyacı olan bir şey lojistik depo yönetimi sistemlerinde. Yani ve hani Amazon gibi sistemlerde sahip olmanız gereken en hızlı şekilde herhangi bir hata durumunda ya da herhangi bir bakım durumunda o bakım noktasına ulaşmak. Sizi yönlendirmesi, sistemin sizi yönlendirmesi, o ulaşmanız ve sorunu çözmeniz gerekiyor. Bunun dışında ürün tasarımında tasarımcı arkadaşların özellikle çok ilgisini çektiğini duyuyorum, biliyorum. Tasarım yaparken kolaboratif bir şekilde tasarım yapmanızı sağlayacak özellikler içeriyor. Bunun dışında kullanım talimatları mesela IKEA'dan bir şey aldınız, kuracaksınız, takıyorsunuz gözlüğünüzü, neyi nereye yapıştıracağınızı okumak zorunda kalmıyorsunuz. Eğitim simülasyonları biraz önce de bahsettiğim gibi hiç vazgeçilmeyecek şeyler. Kalite güvence ekipleri özellikle ürün üretim hattında çalışan ve bunu denetlemesi gereken işini kolaylaştıracağını düşünüyor olduğunu biliyorum. Onun dışında montaj ve destek yine Aselsan'la ortak olarak düşündüğümüz yakın zamanda hayata geçirmeye çalışacağımız özellikle Türkiye'de üretilmiş olan taşıma araçları ve çeşitli savunma sanayinde kullanılan araçların mesela bakım ve onarımını yapmak için böyle bir çalışma düşünüyoruz. Şu anda bunun üzerine çalışıyoruz. Bunun dışında montaj desteği, üretim desteği, bakım desteği için yardımcı olarak kullanılabilir. Bunlar her zaman için önemli kavramlar. Ama endüstriye baktığımız zaman aslında arttırılmış gerçekliği 4 ana alanda toplayabiliriz tüm çalışmaları. Verimlilik arttırmaya çalışılıyor. Ve hani bununla ilgili firmaların yaptığı çalışmalar var. Verimliliği nasıl arttırabiliriz? Operasyonel maliyet azaltılmaya çalışılıyor. Bununla ilgili çeşitli çalışmalar var. Etkinlik arttırılmaya çalışılıyor. En önemlisi ilk başta da belirttiğim gibi özellikle aviyonik ve uçaklarla ilgili olan çalışmalarda Boeing'in başını çektiği bir şekilde işlevselliği arttırma, uygunluk testlerinin yapılması ve işin çalışılabilir haliyle o ilgili çeşitli çalışmalar yapılıyor. Önemli olan diğer bir faktör de aslında deminki sorunuzun cevabı olabilecek. Önümüzde bazı kısıtlar var. Bu kısıtların en önemlisi elimizdeki cihazların daha yeni yeni ortaya çıkması. Yani bizim consumer product dediğimiz son kullanıcının kullanımına daha yeni bir şekilde uygun hale gelmeye başlaması. Mesela iPhone X ile birlikte aslında gerçekten arttırılmış gerçeklik uygulamalarının telefonda çalıştırılması mümkün olabildi. Daha önce de çalışıyordu fakat istenilen performansta değildi. İstenilen inandırıcılıkta olmayabilir. Tabii bu ne oluyor? Pil ömrü sorunları. Bunun dışında şimdi gözlüğü takan kişinin gerçek dünya ile sanal dünya arasındaki çeşitli objelerle birlikte beslenmesi sonucunda gerçek algısı ile ilgili sıkıntılar yaşıyor olması. Bunun dışında tabii ki ürünlerin şu anda ergonomik açıdan uygunluğu tartışılıyor. Mesela HoloLens'i ne kadar süre kafanıza taşımak istersiniz? Google Glass güzeldi ama o da mesela Kaliforniya'da kullanılması istenmedi. Çünkü araba kullanan birisinin Google Maps'in arabayı kullanırken çalıştırıyor olması büyük sıkıntılara yol açıp mahkemelik olması söz konusu olabileceği için bu istenmedi.
Bu tip constraintlerle, bu tip kısıtlarla her zaman karşılaşacağız. Bunları aşmak için de yeni geliştirilen teknolojilerin daha uyumlu, daha hafif, daha ergonomik ve daha etkin bir şekilde kullanılabilir hale gelmesi gerekiyor. Bu konuda da çalışmaların sürdüğünü söyleyebilirim. Tabii en önemli faktörlerden birisi eğlenceyi genelde artırılmış gerçeklik deyince insan aklına sadece eğlence fikri geliyor. Bunun dışında başka şeyler de yapılabileceği fikirlerini birazcık bahsetmeye çalıştık. Ama hani deneyim olarak aslında bu deneyimin ne kadar iyi olabileceğini, kullanılabilirliğin ne kadar iyi olabileceğini net bir şekilde belirlenmesi ve geliştirecek ürünlerin özellikle içerikle birlikte değerlendirilerek bunları göz ardı etmeden ne kadar bu işin gerçekten kullanılması gerektiği ya da gerekmediğine uygun bir şekilde karar verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Onun dışında aslında bizim için önemli olan şeylerden bir tanesi de içerik üreticileriyle artırılmış gerçeklik teknolojisini bir araya getirmek. Bunu ne zaman düzgün bir şekilde yapabilirsek artırılmış gerçeklik teknolojisinden o kadar iyi bir şekilde yararlanabiliriz. Tabii şimdi 21. yüzyıl ve daha sonrası nesillerde artırılmış gerçeklik bence hayatlar için önemli bir etken olacak. Artık belki biraz bilim kurgu gibi oluyor söylediklerim ama yani birçok şeyi onlarsız yapamayacağız. Nasıl daha önceden cep telefonu yani belki 90'larda yaşayanların hayatı için çok önemliydi, şu anda onunla yaşıyorlar. Belki benim görüşüm uzun vadede eğer teknolojik gelişmeler yine Moore's Law'a göre CPU üretim hızımız ve diğer şeylerimiz artacağını kabul edersek artırılmış gerçeklik teknolojileri taşıyabileceğimiz, belki lens haline gelebilecek, belki mikroçip haline gelebilecek hale gelip hayatımızda önemli bir yer teşkil edecektir diye düşünüyorum.